Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Salat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Bedir Savaşı kaçınılmaz gözüküyordu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ömer Efendimiz'i elçi olarak müşrik ordusuna göndermişti. Bu savaştan vazgeçin, geri dönüp gidin diyordu Ömer Efendimiz. Ama müşrikler teklifi reddediyordu. Savaş adım adım geliyordu. Savaşın gerçekleşeceği sabahtı. Peygamber Efendimiz ordusunu teftiş ediyordu. Onlara şöyle hitap ediyordu. Önce Allah'a hamd ediyor, sonra da ey Müslümanlar. Ben Allah'ın emirlerini bildiriyor, teşvik ettiği şeylere teşvik edip sizi yasakladığı şeylerden uzak tutmaya çalışıyorum. Şüphe yok ki şanı yüce olan Allahu Teala hak ve gerçek olanı emreder. Doğruluğu sever. Hayır sahiplerine sevap verir. Onları mükafatlandırır. Sabredin. Sabrederek zahmet ve zorluklardan kurtulur, gam ve kederlerinizi dağıtırsınız. Allah'ın felahına, kurtuluşa ulaşırsınız. Bugün burada onun görmesini istemediği, utanacağınız şeyleri yapmaktan kaçının. Ben aranızda Allah'ın bir peygamberi olarak onun azabından sakınmanızı istiyor, onun azabıyla korkutuyorum. Biliniz ki Allah'ın gazabı sizin birbirinize olan öfkenizden daha büyüktür buyurdu. O halde Allah'ın kitabında size emrettiği şeyleri hatırlayın. Allah size zilletten sonra izzet ve şeref verdi. Öyleyse kitabına ve emirlerine sımsıkı sarılın ki Rabbiniz de sizden razı olsun. Bugün burada Allah'ın sizlere rahmet ve affıyla vaat ettiği şeylere ulaşmak için çabalayın ve imtihanı kazanın. Bilin ki onun sözü hak ve azabı çetindir. Ben ve sizler hay ve kayyum olan Allah'a bağlıyız. Ona sığındık, ona tutunduk. Ona güvenip dayandık. Dönüşümüz onadır. Allah'ım beni ve bu mümin kullarını bağışla. Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına hitap ettikten sonra ordunun saflar arasında yürüyordu. Şerefli arkadaşları gerilmiş yay gibiydiler. Sadece bir işaret, bir emir bekliyorlardı. Emre amade bir halin içindeydiler. Gözlerini hedeflerine kilitlemişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabesinin bu halini huzurla temaşa ediyor ve siz bugün burada Talut'un suyu geçen arkadaşları kadarsınız. Talut'la beraber nehri ancak müminler geçmişti buyurdular. Bu bir övgüydü, bu bir müjdeydi. Aynı zamanda bu bir uyarıydı. Övgüydü. Bedir'deki müminleri Talut'un komutasındaki bir avuç mümin, müşrik Calut'un ordusunu yeniyor oluşuna benzetiyordu. Bugün Bedir'de bir avuç mümin vardı. Dün de Talut'un askerleri bir avuç mümindi. Ama Talut'un bir avuç mümin askerleri müşrik Calut'un dev ordusunu perişan ediyordu. Bugün de Bedir'de bir avuç mümin ordu Mekke müşrik ordusunu perişan edecekti. Müjdeydi. Dün Talut az bir orduyla müşrik ordulara karşı zafer elde etmişti. Bugün de az bir mümin insan Mekke müşriklerine karşı zafer elde edeceklerini vurguluyordu. Uyarıydı. Dün Talut'un askerleri tam bir itaat içerisindeydiler. Yüksek bir sabır göstermişlerdi. Bugün Bedir'de müminler güzel bir itaatin içinde olmaları ve yüksek bir sabır göstermeleri gerekiyordu.
böylece uyarılıyorlardı. Ancak itaat ve sabırla zafere gidilebilirdi. Peygamber Efendimiz de sık sık dua ediyordu. Allah'ım, şu bir avuç Müslüman eğer helak olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmayacak. Sen onları galip eyle. Böyle niyaz ediyordu Rabbi Rahim'ine, böyle münacatta bulunuyordu. Peygamber Efendimiz ordusunun safları arasında hem yürüyor hem konuşuyordu. Biraz sonra savaş başlayacaktı. Onlara cesaret, dirayet, sabır içeren konuşmalar yapıyor, bu konudaki ayetler okuyordu. Enfal suresinin 45, 46 ve 47. ayetlerini okuyordu. Ey iman edenler! Herhangi bir topluluk ile karşılaştığınız zaman sebat edin. Ve Allah'ı çok anın ki başarıya erişesiniz. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Çalım satmak, insanlara gösteriş yapmak ve insanları Allah'ın yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkaran kafirler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şerefli arkadaşlarına metaneti, birliğin gücünü, gönüllerde Allah'ın zikrini işaretleyen, değinen konuşmalar yapıyordu. Yer yerde dualar ediyordu. Zafer için Rabbi Rahim'e yalvarıyordu. Öbür taraftan Ebu Cehil de kendi askerlerinin arasında yürüyor, onları cesaretlendiren konuşmalar yapıyor, Müslümanların çok zayıf olduklarını, onları mutlaka perişan edeceklerini dile getiriyordu. Sonra Ebu Cehil dua ediyordu. Duasında, Allah'ım, bizimle akrabalık ilişkisini keseni, bize bilmediğimiz şeyleri getireni ve adamlarını helak et. Bugün burada haklı olanı galip kıl, haksız olanı perişan et diyordu. Müminlerin kalplerinde heybet vardı, cesaret vardı, yüksek bir mücadele ruhu vardı. Müşrik ordunun güçlü, kuvvetli oluşunu, sayıca kendilerinden çok fazla oluşunu hiç umursamıyorlardı. Enfal suresinin 44. ayetine hazır oluyordu. Ve o vakit karşılaştığınız sırada onları sizin gözünüzde azaltıyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Çünkü Allah muradını gerçekleştirecektir. Bütün işler Allah'a döner buyuruluyor. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle diyordu. Yanımda oturan bir adama onların sayısı 70 kişi var mıdır acaba diye sormuştum. Adam onları 100 kişi kadar görüyorum diyordu. Daha sonra müşriklerden bir kişiyi esir almıştık ve ona sormuştuk. Kaç kişisiniz? Müşrik insan 1000 kişiyiz diye cevap vermişti. Allah-u Teala müminleri de müşriklerin gözüne az gösteriyordu. Hatta öyle ki müşriklerden biri şöyle demekten kendini alamıyordu. Müslümanlar ancak deveden bir lokmadırlar. Allah-u Teala müşriklerin gözüne Müslümanları az gösteriyordu. Böylece müşrikler hiçbir tedbir almadan Müslümanlara saldıracaklardı. Müslümanları ciddiye almadan hücum edeceklerdi. Ciddi bir hazırlık yapmaya gerek duymadan Müslümanların üzerine yürüyeceklerdi. Uyanık olma, taktik kullanma, kendilerini sakınma gibi, tedbirli davranma gibi bir düşünceye ihtiyaç duymadan Müslümanlara saldıracaklardı. Bu saldırma gerçekleştiğinde tam bir şaşkına uğrayacaklardı. Zira zannettikleri gibi Müslümanlar çok az değildi. Yanıldıklarını anlayacaklardı ama iş işten geçmiş olacaktı. Müslümanlar üzerine gelişi güzel saldırmanın bedelini çok ağır ödeyeceklerdi. Aralarında panik başlayacaktı. Müşrik ordu dağılmaya başlayacaktı. Müminlere daha bir cesaret gelecekti, daha bir güç kuvvet gelecekti. Müminlerin gözünde de müşrikler az görünüyordu. Bu durum onlara kuvvet veriyor, güç veriyordu. Peygamber Efendimizin komutanlığında son derece disiplinli ve programlı hareket ediyorlardı. Müşriklerin az görünmesi, planlı programlı hareket etmemelerine yol açmıyordu. Bu arada bir olay cereyan ediyordu.
Huzeyfe radıyallahu an ile babası Yemen radıyallahu an Medine'ye geliyorlardı. Müşrik ordunun askerleri tarafından yakalanıyorlar. Müşrik askerler Huzeyfe ile babası Yemen'i müşrik ordunun yanına getiriyor, Ebu Cehil'in yanına getiriyordu. Ebu Cehil onları tepeden tırnağa süzüyor, sonra da soruyor. Nereye gidiyorsunuz? Biz Medine'ye gidiyoruz diyorlardı. Ebu Cehil yalan söylemeyin, siz Muhammed'e yardıma gidiyorsunuz. Huzeyfe ve babası hayır, sözümüz yalan değil. Biz ona yardıma değil, Medine'ye gidiyoruz. Ebu Cehil bana bakın. Şimdi benim sizinle uğraşacak vaktim yok. Muhammed'e yardım etmeyeceğinize ve doğruca Yesrib'e gideceğinize dair yemin edin sizi bırakayım. Değilse şu anda sizi öldüreceğim. Yemin ederiz, Muhammed'e yardım etmeden Medine'ye gideceğiz diyorlardı. Ebu Cehil, gidin, o halde serbestsiniz. Yalnız şunu bilin ki, eğer sözünüzde durmaz ve yine ona yardım etmeye kalkarsanız, bunu sizin yanınıza bırakmam diyordu. Ebu Cehil adamlarına döndü. Bırakın bu adamlar gitsinler dedi. Huzeyfe ve babası onlardan ayrıldılar, süratle hareket ederek Peygamber Efendimiz'e geldiler. Başlarından geçen durumu anlattılar. Müşrik ordu tarafından yakalandıklarını, Ebu Cehil'e söz verdiklerini, Müslümanlara yardım etmeyeceklerini Peygamber Efendimiz'e anlattılar. Sonra da Allah biliyor ki ya Resulallah, biz size yardıma geliyorduk, yine de yardım etmek istiyoruz dediler. Peygamber Efendimiz Medine'ye dönün, onlara verdiğiniz sözü yerine getiriniz. Biz de müşriklere karşı Allah'tan yardım dileriz. Huzeyfe ve babası Resulullah'ın huzurundan ayrılıyor ve Medine'ye gidiyorlardı. Müminlerin ilk savaşıydı. Ölüm kalım savaşıydı. Sayıları çok azdı. Teçhizatları yok denecek kadardı ki savaş için yola çıkmış değillerdi. Kervanı vurmak için yola çıkmışlardı. Ama şimdi karşılarında büyük bir ordu vardı. Son derece kritik bir durumları vardı. Müminler uçan kuştan bile yardım isteme durumundaydılar. Tam bu esnada iki savaşçı yardıma geliyordu. İki mümin yardıma geliyordu. Ama onlar yolda yakalanmışlardı ve müşriklere söz vermişlerdi. Müslümanlara yardım etmeyeceklerine dair söz vermişlerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu mümin insanlara sözünüzde durun, Medine'ye gidin buyuruyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.